Öncelikle hayırlı olsun. Hem ilçemize, hem Denizli'ye, hem ülkemize hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok büyük bir başarı yakaladığı bir yerel seçim yaşadık. Bu genel seçimlerin bir habercisi. 2028 seçimlerinde artık biz bu ülkeyi yönetmeye adayız. Hatta mutlaka bunu başaracağız mesajını verdik. Tabii ki zor bir seçim süreci oldu çünkü herkes kendi kampanyasını yürüttü. Bu kampanyadan başarılı çıkan belediye başkanlarını tümünü kutluyorum. 15 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız burada görev yapıyor. 19 ilçenin 15 tanesini kazandık, Büyükşehir'i kazandık. Tabii ki çok mutluyuz. Bundan önceki dönemde ben meclise gerideydim. Büyükşehir meclis, Büyükşehir başka partideydi. Yani bir uyum tam olarak yakalayamamamıza rağmen büyük bir başarı hikayesi yazdık. Bunun da ödülü olarak seçimleri yeniden kazandık. Açık ara kazandık. Ben bu seçimde bizlere destek olan tüm Hunas halkına yüzlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki ikinci kez baharı getirdiler Hunas'a. Zaten Hunas'da şu anda kiraz ağaçları çiçeklerle bezendi. Hunas'da biz ikinci baharı yaşadığımız için de çok mutluyuz. Efendim şunu da sormak istiyorum. Az önce malumunuz bir borç yükü açıklandı. Evet. Bunun temizlenebileceğini, vatandaşa hizmet olarak döndürülebileceğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Mali disiplinle birçok yatırım yapılabilir. Bu borçlar da ödenebilir. Yeter ki boşuna harcamalar olmasın. Nereye gittiği belli olmayan paralar olmasın. Biz eminim 6 ay sonra tekrar Büyükşehir Belediye'miz hem hizmet üreten, yatırım yapan, ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışan bir yapıyı gerçekleştirecektir. Bundan hiçbir şüphem yok. Biz de o konuda zaten Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Ben eminim ki 6. ay bile demeden biz yeniden yatırımlara, yeniden o büyük güzel yatırımlara ilimizi barsırlaştıran, ilimizde hem tarımı, hem hayvancılığı, hem sanayi, hem turizmi kucaklayan bir kent olma yolunda önemli yatırımların yapılacağına inanıyorum.